olan bir eseri klasik bir şekilde tınlatmamak lazım. Kulakla ilgili bir şey bence. Duymuş olmakla ve onu hissederek. Yoksa çok yerinde oturmayan bir müzik olur. Değil mi? Evet, Çok o zaman teknik de bir şey inandırıcı olmasına da olmaz. imkanı yok galiba. Sadece dediğiniz gibi hissetmek gerekiyor. Evet, inandırıcı da olmaz. Evet. Peki şimdi çok güzel bir proje var, ondan bahsedelim. Sizin yetenek sınavı olmadan öğrenci aldığınız bir sıcak çikolata adı altında bir sınıfınız var. Evet. Çok güzel pırıl pırıl öğrencileriniz var. Her biri de uzun zamandan beri de piyano ile uğraşıyorlar, çalıyorlar. Şimdi biraz oradan bahsedelim. Yetenek sınavı olmadan piyanist olunabilir mi diye ben ana soruyu sorayım ilk önce. Tamam. Benim için bir deneydi aslında. Yetenek sınavını da geçelim. Kulak sınavına bile tabi tutmadığım öğrencilerle başladım ben 5 yıl önce Londra'dan döndüğüm zaman. Ve tabii ki aralarında çok güzel gelişen çocuklar oldu ve geliştiler. Hepsi gelişiyor aslında. Yani kulağı olup olmaması da önemli değil. Önemli olan sevmesi, sevmesini sağlamak. Ve ben kendim çok seviyorum. Yaptığım işi, müziği seviyorum, güzel sanatları seviyorum genel olarak. Ve zannediyorum tutkuluyum o konuda. Sanırım onlara yansıyor bu. Ve yansıdığı için de neredeyse fark olmuyor aralarında. Kulak var ya da yok. Yetenek tabii o ayrıcalıklı bir şey. Ama bence her çocuk müzisyen olabilir. Olabilir. Profesyonel müzisyen olmasa da müzisyen olabilir. Müzisyen olabilir. Kesinlikle buna inanıyorum. Evet, ne güzel. Peki şimdi hem öğrencilerinizden hem de sizin sınıfınızdan şöyle topladığımız görüntülerimiz var. Sizin de bize ilettiğiniz görüntülerimiz. Onları izleyelim. Hem izleyicilerimiz de bir karşılaşsınlar bakalım nasıl bir sınıfmış bu. Sonra kaldığımız yerden devam edelim. İzliyoruz efendim. Piyano çalıyorum. Ben İlayda. Ben 4,5 yaşında Amerika'da birkaç ay, 6 aylığına piyano eğitimi aldım. Sonra Türkiye'ye dönünce bir yıl sadece solfej eğitimi aldım. 6 yaşından beri de bir sene öğretmenle çalışıyorum. Bir sene öğretmenle çalışmaya yeni başladığımda bir parça çalmıştım. Adı Küçük Domuzcukların Marşı'ydı. Onu çalarken küçük domuzcukların dans ettiğini hayal edip gülüyordum. Konserlerimde gülmemek için birazcık kendimi tutuyordum ama yine de çok güzeldi. Konserler evde oluyor galiba, öyle mi? Evde de konser yapıyoruz. Yani esasen sahne hazırlıklarımızı evlerde yapıyoruz. Mesela çünkü her zaman sahne bulamıyoruz ve bizim kendi konserlerimiz var, benim ve kardeşlerimin. Yoğun oluyoruz ve ayrıca bir çaba ile çocuklar için de sınıfım için de konser ayarlamaya çalışıyorum. Ki bu konuda son zamanlarda ebeveynler de çok yardımcı oluyor. Fakat sonuçta sahne bulamayacağız diye korkmuyoruz çünkü evler de gayet güzel programlarını çalıyorlar ve tecrübeler ediniyoruz. Ona göre hazırlanabiliyoruz konserler için. Aslında galiba size başvurmak için bu işi gerçekten yürekten istemek yeterli.
Aslında evet. Değil mi? Evet. Peki kulak yoksa piyano çalınabilir mi gerçekten? Ya da müzik yapılabilir mi? Şans veriyorum. Sevmesi için zaman tanıyorum çocuğun. Ondan sonra ki şimdiye kadar tersi olmadı. Yani sevmesi için zaman tanıdığımda sevdiği için kulağı geliştirebileceğimi düşünüyorum. O gelişiyor. Var olan bir belki kulağı var fakat ortaya çıkamıyor. Onu da düşünebiliyorum. Evet, doğru. Değişik sebeplerden ötürü. Ve hayal kırıklığına uğramadım şimdiye kadar. Ne güzel. Peki yurt dışıyla biraz değerlendirmek gerekirse hem aldığınız eğitim hem de Türkiye'de de tabii ki çalışmalarınız oldu. Şöyle bir eğitimleri değerlendirirsek ne çıkıyor sizin için? Nasıl Türkiye'de nasıl bir piyano eğitimi ya da müzik eğitimi veriliyor ya da yurt dışında nasıl veriliyor? Sizin bu düşüncenize yakın bir eğitim mi veriliyor? Şimdi ben evet temel eğitimimi Bulgaristan'da aldım. Hı-hı. Ondan sonra evet yurt dışında devam ettim. Bunları kıyaslıyorum tabii ki. Kendi kişisel tecrübelerimi de öyle. Karşılaştığım harika müzisyenlerle ortaya çıkan sorunlar ve soruları düşünüyorum. Ve ona göre biraz gereksiz katı olduğunu düşünebiliyorum Türkiye'deki sistem. Gereksiz katı neden öyle söylüyorum? Çünkü tabii ki disiplin olması lazım. Fakat hayal dünyasında özgürlük olması lazım. Bunu sağlamak lazım. Onun kısıtlandığını düşünüyorum. Başka şeylere bağlı oluyor. Mesela sınavlara bağlı olduklarını düşünüyorum çocukların. Konserlerin neredeyse hiç olmadığını düşünüyorum. Konserler amaç olmalı diye düşünüyorum. Sınavlar değil. Notlar da hiç değil müzikte. Ayrıca müzik, tüm dallarıyla müzik. Mesela o da müzik küçük yaştan itibaren. O da müziği empati kurmak demektir. Diğerini anlamaya çalışmak demektir. Bizim sınıfımızda bunu yapmaya çalışıyoruz. Çünkü elimizde bir kemancı var. İki kemancı var hatta ve onları güzel güzel kullanıyoruz. Hı-hı. Çünkü yoksa zor yani başka bir enstrüman çalan birini bulmak oda müziği için. Bunları eksik buluyorum. Oda müziğini de eksik buluyorum. Ve dediğim gibi ayrıca bütün sanatların bir olduğunu bilmek ve ona göre yönlendirmek önemli. Evet, siz merkezde aslında galiba öğrencinin kalbini, yüreğini ve isteğini koyuyorsunuz sadece. Çünkü evet, çok doğal olarak tabii ki ailelerin baskısı, öğretmenlerin yönlendirmeleri derken bazen öğrencilerin tabii ki biliyoruz ki bu her eğitim sistemi için geçerli. Bazen kendi isteklerinin de dışında koşturmak zorunda kaldıkları, bazen çok da keyif almadıkları, zorlandıklarını da görürüz. Ama işte galiba o zaman sanat icra etmek çok mümkün değil. Zorlanarak yapılacak bir şey hiç değil çünkü galiba, evet, değil mi? Evet, o ne zaman oluyor? Benim gözlemim şu. Bir kere bizim sınıfta ailelerin baskısına ihtiyaç yok. İşbirliğine ihtiyaç var sadece. Ama ne zaman tatsızlaşıyor? Çocuklar müziği ya da sanatı kendini ifade etme aracı olarak hissetmedikleri zaman. Yani müzikle konuşabileceklerini hissetmedikleri zaman. O zaman o bir herhangi bir aktivite oluyor ve belki o anda mesela onun daha fazla spor yapması, evet, yapmak isteyen bir çocuk mesela. Aslında galiba yapmış olmak değil, yapmak önemli oluyor. Evet. Peki, müthiş. Gene kısa bir ara vereceğim müsaadenizle. Tamam. Efendim başta da söylemiştim, Radyo Müezzin adı altında bu sene 6.sı düzenlenen İ-Dans Uluslararası Çağdaş Dans ve Tiyatro Festivali içerisinde bir gösteri düzenlendi. Biz de gittik sizler için. Gösteriyi sizlere iletmek için çektik efendim, hep beraber izliyoruz. Mustafa Sultan Şarap. Allahu Akbar. Bu yıl 6.sı düzenlenen İ-Dans Uluslararası Çağdaş Dans ve Tiyatro Festivali, belgesel tiyatronun önce isimlerinden Rimini Protokol topluluğunu ağırladı. Yönetmenliğini Stefan Kayagin'in yaptığı topluluk, Radyo Müezzini adlı oyunla 4 ve 5 Ekim tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi'nde sahnedeydi. Ready Muezzin is a play about biographies from Egypt, very different biographies, somebody from the countryside who moved. Radyo Müezzin farklı geçmişlere sahip olan Kahire'de yaşayan dört müezzini anlatan bir oyun. Biri sahil kenarından şehre çalışmak için taşınan bir müezzin,
Biri geçmişte asker olan bir müezzin, biri ezan okumaya yıllar sonra başlamış bir Arap, diğeri ise mesleği müezzinlik olan biri. Din adına, din için çalışan insan hikayeleri üzerine kurulu bir yapısı olmasına rağmen, özünde Kahire'deki ezanın merkezi okunmasına karşı alınan kararın eleştirisini anlatıyor. Who are not at all what maybe people in the West would expect such people to be like. Birkaç yıl önce bir gazetede Kahire'de ezan okunmasının tek merkeze alınacağına dair bir haber okudum ki benzer bir olay 90'ların sonunda İstanbul'da da yaşanmıştı. Haberi okuduğumda bu kadar müezzinin ne olacağını düşündüm. Seslerini kaybedecek olan bu insanlara ne olacağını merak ederek araştırmaya başladım. Rimini protokolün yönetmeni Kayagi, hazırlık sürecinde camiden camiye dolaşarak 40'tan fazla imam ve müezzinden bilgi almış. Kahire'de 3 ay süren araştırmalar ve provaların ardından oyunun ilk gösterimi 2009 yılında Berlin'de gerçekleşmiş. Tüm şehirde bir camiden diğerine çevirmenler eşliğinde dolaşarak müezzinleri araştırdım. Her zaman imamların konuşmasını istediler çünkü Kur'an hakkında konuşmaya yetkin olanlar onlardı. Ama aradığım hikaye bu değildi. Ben seslerini duyduğum insanların hikayesinin peşindeydim. Böylece daha önce kamyon şoförlüğü yapmış müezzinler, çok fakir oldukları için camilerde yaşayan müezzinler, düşük gelirli ve kötü sosyal koşullarda yaşayan insanları gördüm. Birçok Mısırlı onları soap operalarda karikatürize edilmiş olarak, anlayışı kıt insanlar olarak tanıyor. Oysa bunların çok ötesinde ilginç insanlar tanıdım. Böylece 40 müezzinle tanıştım ve belirli biyografileri belirlemeye başladık. Mesela benim için kör bir müezzinle tanışmak önemliydi. Tarihsel olarak bir geleneğe işaret ediyordu. But they are much more interesting than one could think. Avrupa'da birçok tiyatro seyircisinin ezan sesiyle tanışmasını sağlayan radyo müezzini, Avignon Festivali gibi pek çok önemli uluslararası tiyatro festivalinde izleyiciye sunuldu. Oyun İdans Festivali kapsamında ilk defa çoğunluğu Müslüman olan bir ülkede gösterildi. Europeans generally is just the place where the pyramids are. Avrupa'da Kahire, piramitlerin bulunduğu bir şehir olarak tanınır. 4 yıl öncesine kadar da Orta Doğu terörizmin olduğu bir yerdi. Avrupalılar baskı altındaki Kahire'de insanların hayat hikayelerini bilmiyorlardı. Mısır'ı İsrail'le barış anlaşması yaptığı için dost bir ülke olarak tanımlıyorlardı. Kimin yönettiği, iç yapısı ya da Hüsnü Mübarek'in insanlar üzerindeki baskılarını bilmiyorlardı. Bu oyunla beraber bunları görmüş oldular. Oyunu mübarek rejimi sırasında hazırlamaya başladık. Yoğun bir sansür uygulamasıyla karşılaştık. Oyunda değişimler istendi. Mübarek'in yönetimden alınmasından sonra daha özgür olduk ve oyun aslında devrimin de tarihini anlatmış oldu. Rimini Protokol, dünyanın dört bir yanındaki gerçek olaylardan yola çıkarak hazırladığı eserlerle tanınıyor. Topluluk sahneye aktörleri değil, gerçek insanları çıkarıyor. Bizimkisi temsili bir oyun değil. Biz sahnede gerçek olanları, yaşananları söylüyoruz. Herhangi bir senaryo sonucunda yazılanları icra etmiyoruz. Önceden planlanmış herhangi bir konuşma olmaksızın tamamen aniden gelişen söylemleri söylüyoruz. Bu söylemler herhangi bir arkadaşla oturulduğunda içten söylenen konuşmalara benzer söylemlerdir. Gerçek bir tiyatroda ya da belgesel çekiminde öncesinde birçok hazırlık yapılır. Biz bu konuda özgün ve rahatız. Burada herhangi bir başrollük ya da yazılı bir metin yok. Yani bir müezzin olarak kişisel yapım dışında herhangi bir şey yapmıyorum. Belgesel tiyatronun öncülerinden Rimini Protokol'ün radyo müezzini oyununu izleyiciyle buluşturan 6. İdans Uluslararası Çağdaş Dans ve Tiyatro Festivali 2013 yılının Mayıs ayına kadar yeni etkinliklerle devam edecek.